Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki abisi Şahin Söğüt'ün yakalanmadan önceki görüntüleri bunlar. İcra borcunu ödemek için geldiği bankaya girmeden önce, öncesinde bakın bunun telefonla görüşüyor, ardından da içeriye giriyor. Güvenlik kamera kayıtlarına göre 13 Mart günü saat 14.14 sıralarında bankaya geliyor. Söğüt'ün bankaya girmeden önce telefonla konuştuğunun görüntüleri de kayıt altında. Daha sonra da bakın şimdi telefonla konuştuğu o anları görüyorsunuz dışarıda. Kameralar bu anları da kaydediyor. Kiminle konuştuğu şu an için tabii ki bilinmiyor. Sonrasında içeriye giriyor ve makineden sıra numarası almaya yöneliyor. Sıra numarasını alıyor ve ardından telefon konuşmasını da sonlandırıyor. Ve bakın göreceksiniz, cebinden de paraları çıkaracak ve o paraları saymaya başlayacak. Ve sonrasında bankoya geliyor, sıranın kendisine gelmesinin ardından. Hallerine bakacak olursak biraz tedirgin olduğunu söyleyebiliriz. Ara ara etrafına bakıyor, tekrar paraları çıkarıyor. Gişe görevlisinin verdiği evrakı imzalıyor. 3 dakikalık bir işlemden bahsediyoruz. Ama aslında her şeyi bu 3 dakikalık işlem, bu görüntüler kolaylaştırıyor. Bu arada evet bakın arkasını da kontrol ediyor ara ara. Herhangi bir yakalanma durumuna karşı evrakı imzalayıp görevliye teslim ediyor. Bir kez daha belirtelim kim olduğunu. Karlov suikastini gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki abisi olduğu söylenen ve bu nedenle de geçtiğimiz günlerde tutuklanan Şahin Söğüt'ün yakalanmadan önceki son görüntüleri, bu görüntülerde onun yakalanmasını kolaylaştırdı.